konutla ilgili biliyorsunuz önemli bir proje açıklandı dün ve orada 608 bin liradan bahsedildi başlangıç fiyatı olarak. O başlangıç fiyatı bir anda 780 bine çıktı. Bir gecede ya. Dün bahsedildi. Bugün insanlar bunun farkında olmadan gidip başvurdu birçoğu. Belki de farkında olmadan değil. Onlar farkındaydı. Belki de bilmiyoruz bunu. Yani önceden haber bilmiyoruz yani. Şeffaf değil bu işler çünkü. Ama biz de dedik ki bir gece ansızın zam. Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza sahip olabilecek. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde farklı. Orada 2+1 konutun fiyatı 780 bin lira civarında. Aha. En 2+1'in küçük olanı. 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12.500'ü İzmir'de. Yani çok büyük bir kısmı büyük şehirlerde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için Cumhurbaşkanı Erdoğan 2+1'ler 608 bin lira olacak demişti. Bir gün sonra o fiyatın büyük şehirler için geçerli olmadığı ortaya çıktı. TOKİ Başkanı büyük şehirlerde 2+1 konutların 780 bin liradan satışa sunulacağını açıkladı. Üstelik bir gecede zamlanan fiyatın yanı sıra taksitler de sabit olmayacak. Her yıl memur maaşı zammına göre taksitler artacak. Aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle enflasyon oranında artış enflasyon olacak. Değil, memur maaşına göre 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir. %30 enflasyon olsun diyelim ki. 2042 yılında aylık taksitiniz 466.644 liraya çıkıyor. Toplamda ödeyeceğiniz para 24.136.000. %20 enflasyon olsun, daha iyimser. Vadenin sonunda 2042'de toplamda ödeyeceğiniz para 7 milyon 150 bin. Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu, 240 ay vadede enflasyona endeksli memur maaşı kadar artışla sosyal konut fiyatının milyonlarca lirayı bulabileceğine dikkat çekti. Enflasyon %20 olduğunda bile aylık taksit 20. yılda 102 bin liraya yakın. Evin fiyatı ise %20'lik enflasyonda 7 milyonu, %30'da 24 milyonu, %40'lık enflasyon ihtimalinde ise 80 milyon lirayı aşıyor. Bu rakamlar bankaların yüksek faizli konut kredilerinin geri ödemelerinin bile çok üstünde. Bugün bir kamu bankasından 1 milyon 100 bin liralık banka kredisi çektiğim zaman 19 bin TL taksit ödüyorum. Fakat bu 19 bin TL 10 yıl boyunca 19 bin TL. Burada tam tersi. Düşük başlıyor fakat giderek yükseliyor. Enflasyon ne kadar yüksekse vatandaş için finansman o kadar zorlaşıyor. Taksitlere zam gelecek, onu duydunuz mu? Onu duymadım. Pek bilgimiz yok. Çok da bilgi vermediler öyle ayrıntılı yani. Ev sahibi olma hayaliyle bankaya başvuru için gelenlerin oluşturduğu kuyruk uzadıkça uzuyor. Hepsinin de ortak hayali sabit taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olabilmek. Ama o taksitlere de zam gelecek. Zam gelirse ödeyebilir misiniz? Ödeyemem. Hiç düşünmeden geldim. Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. Her başvurandansa 500 lira ücret alınıyor. Süreç bittiğinde ev hakkı kazanamayanlara bu para iade edilecek ama bu süre zarfında alınan başvuru ücretleri devletin kasasında duracak. Şimdiye kadar 500 binden fazla kişi başvurdu. Şartlar biraz zorluyor. Umut olarak sadece bunu yelkenmek zorunda kalıyoruz. Peki iki gün iki demeç söyleyelim mi? Bir buradan dinleyelim mi? Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. İnşallah, inşallah yurttaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamadan bu evlere sahip olurlar. İnşallah. Duacıyım yani. Peki bugün TOKİ Başkanı Ömer Bulut. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde farklı. Orada 2+1 konutun fiyatı 780 bin lira civarında. Aha. En 2+1'in küçük olanı. Şimdi hep böyle oluyor, sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bu ülkenin kıymetli yurttaşlarının, vatandaşlarının, insanların haberi sonradan oluyor. Enteresan.